Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Hafta sonundan bugüne yansıyan önemli haberlerle başlıyoruz. Haftanın ilk Stüdyo Washington yayınına ilk durağımız başkent Washington olacak. Başkent Aziz soruşturması kapsamında yine kritik bir haftaya giriyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ilk oturumunu 4 Aralık Çarşamba günü düzenleyecek. ABD Başkanı Donald Trump bu oturuma katılmayacak. Söz konusu oturuma Trump'ın avukatlarının da katılmayacağı belirtilirken, Beyaz Saray'ın henüz tarihi belirlenmeyen ikinci oturum için yapılan davete de Cuma gününe kadar cevap vermesi bekleniyor. Beyaz Saray'dan demokrat yetkililere gönderilen mektupta ise sürecin temelsiz ve anayasal olarak geçersiz olduğu ifade edildi. Süreçte gelinen son noktayı ve bu haftaya ilişkin ayrıntıları almak üzere sözü hemen Serhan Akif Akyıldız'a bırakalım. Serhan. Özlem, bu hafta Aziz soruşturması açısından senin de söylediğin gibi yine önemli haftalardan biri. Özellikle çarşamba günü 4 Aralık tarihi önemli. Çarşamba günü Adalet Komisyonu, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Aziz soruşturması çerçevesinde ilk oturumunu düzenleyecek. Bu oturuma Jared Nadler geçen hafta daha önceden Başkan Beyaz Saray'a bir mektup yazarak Başkan Donald Trump'ın ya da bir hukuk Beyaz Saray hukuk danışmanının katılıp katılmayacağını sormuştu. İşte o soruya yanıt, beklenen yanıt dün geldi diyebiliriz. Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Donald Trump'ın katılmayacağı ya da Beyaz Saray hukuk danışmanının da katılmayacağı bu oturuma belirtildi. Bununla birlikte Beyaz Saray hukuk danışmanı daha sonraki ifadelere, daha sonraki oturumlara katılabileceklerinin, sürece göre katılabileceklerinin mesajını verdi. 4 Aralık'taki oturum önemli. Bu Adalet Komisyonu'nun aziz soruşturması çerçevesindeki ilk oturumu. Peki bu oturumda ne olacak? Bu oturumda aziz soruşturması konusunda uzman 4 isim dinlenecek. Bu uzman isimler aziz soruşturmasının, bir başkana aziz suçlamasının hangi koşullarda yöneltilebileceği konusunda komisyon üyelerini bilgilendirecekler. İşte Jared Nadler Beyaz Saray'a yazdığı mektupta katılın ya daha sonra medyayla paylaşmıştı görüşlerini. Katılın ya da şikayeti bırakın şeklinde özetlemişti düşüncelerini. Ancak anlaşılan Beyaz Saray ikisini de yapmıyor. Katılmıyor. Oturuma katılmıyor Beyaz Saray ve şikayetini de, süreçle ilgili şikayetlerini de devam ettiriyor diyebiliriz. Bununla birlikte sadece Adalet Komisyonu değil, Temsilciler Meclisi'nde İstihbarat Komisyonu'nun da çalışmalarını, aziz soruşturması çerçevesindeki çalışmalarını tamamlamak üzere diyebiliriz. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu yaklaşık 2 aydır aziz soruşturmasını yürüten komisyonun en önemli komisyon diyebiliriz aslında. 3 komisyon yürütüyor aziz soruşturmasını Temsilciler Meclisi'nde ve İstihbarat Komisyonu'nda bunlara liderlik eden komisyon. İşte bu süre içinde 12 tanık dinlendi. Bu 12 tanık kamuoyuna yönelik Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade verdiler ve bu ifadelerin sonunda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu raporuna bugün son rötuşları atması, yarın da komisyonda oylaması bekleniyor. Bu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda bu süreçte eleştiriler de vardı, onu da hatırlatalım. Daha fazla tanığın dinlenebileceği belirtiliyordu ki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu daha fazla vakit kaybetmeye gerek yok mesajı verdi aslında. Çünkü diğer ifadeye çağrılan bazı tanıklar, ki bunlar yönetimden isimler de vardı aralarında, süreci mahkemeye taşımışlardı. Mahkemenin kendilerinin ifade verip vermeyeceği konusunda mahkemelerin karar vermesini istemişlerdi. Çünkü bir yandan Kongre ifade vermelerini istiyor, bir yandan Beyaz Saray ifade vermelerini istemiyor. İşte buna mahkeme karar versin dediler. Ancak mahkeme sürecinin de uzun devam edeceği için Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu bu yeni ifadelere gerek olmadığına hükmetti ve şu andaki eldeki kanıtların oldukça fazla olduğu yönünde karara verdi ve raporunu hazırlamaya başladı. Geçen hafta bu raporunu yazdı ve bugün son rötuşları atması, yarın da bu raporu oylaması bekleniyor. İşte ondan sonra raporunu Adalet Komisyonu'na sunacak İstihbarat Komisyonu. Adalet Komisyonu da kendi araştırması, soruşturmasını yapacak ve Adalet Komisyonu da bir rapor hazırlayacak ve onu Adalet Komisyonu kendi araştırmasının sonunda
Trump'ın, Başkan Donald Trump'ın azledilip azledilmemesi gerektiği yönde karar verecek. Eğer Trump'ın azledilmesi gerektiği yönde karara varırsa Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılacak. Bu oylamanın da büyük ihtimalle, eğer süreç böyle devam ederse, demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azledilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Trump'ın azledilmesiyle süreç bitmiyor. Trump'ın iş Senato'ya kalıyor işte bu sefer. Senato mahkeme konumuna geçiyor. Senato Trump'ın görevden alınıp alınmayacağını karar verecek organ olacak. 100 üyeli senatoda 53 100 üyeli senatonun 53'ü cumhuriyetçilerden, 47'si de demokrat ve bağımsızlardan oluşuyor. İşte Trump'ın görevden alınması için 67 oya ulaşılması gerekiyor. O 67 oya da bugünkü matematiksel konumda ulaşılmasının neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor ki bu azil soruşturması sürecinde sadece çok az sayıda cumhuriyetçi senatör rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Onlar da kesin ifadeler kullanmaktan kaçınmışlardı. O yüzden Senato'da Trump'ın görevden alınmayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Başkan Donald Trump, hemen onu hatırlatalım, dördüncü başkan azil soruşturmasıyla karşı karşıya kalan, daha önce eski başkan Bill Clinton Temsilciler Meclisi'nde azil kararları çıkmıştı. Senato iki başkanın görevden alınmaması yönünde oy kullanmıştı. Richard Nixon var eski başkanlardan. O Temsilciler Meclisi'nde azil oylaması yapılmadan görevinden istifa etmişti. İşte Başkan Donald Trump da azil soruşturmasıyla karşı karşıya kalan Amerikan tarihindeki dördüncü başkan. Bu arada hemen hatırlatalım, bugün önemli bir duruşma vardı diyebiliriz azil soruşturmasını ilgilendirebilecek. Lev Parnas hakim karşısına çıkacak. Lev Parnas, Başkan Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin eski yardımcılarından. Rudy Giuliani özellikle azil soruşturması çerçevesinde ismi oldukça sık öne çıkan bir isim. Ukrayna konusunda gölge bir politika yürüten, Trump'ın isteğiyle, onayıyla gölge bir politika yürüttüğü iddia edilen isim ki Trump bunu inkar ediyor. Geçen günlerde Trump'a soruldu, Ukrayna'ya sizin isteğinizle mi gitti diye Rudy Giuliani'nin. Trump bunu kabul etmedi. Rudy Giuliani'nin Ukrayna'da da müvekkilleri var dedi. İşte Lev Parnas bugün hakim karşısına çıkacak. Lev Parnas daha önceki açıklamalarında Rudy Giuliani'nin eski başkan yardımcısı, Trump'ın da siyasi rakibi olan eski Joe Biden'la ilgili bilgi edinmesinde kendisine yardımcı olduğunu söylemişti Lev Parnas. Lev Parnas daha önce Temsilciler Meclisi'nde istendiği takdirde ifade verebileceğini de kaydetmişti. Lev Parnas'la Igor Fruman, Rudy Giuliani'nin eski iki yardımcısı, bu iki isim de Amerika Birleşik Devletleri'ne paravan bir şirket aracılığıyla Trump'a destek olan bir komisyona para aktarmakla, Amerika'ya yasa dışı para aktarmakla suçlanıyorlar. İkisi de suçlamaları kabul etmiyor ama ikisi de yargılama sürecinde diyebiliriz. Rudy Giuliani Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Rudy Giuliani hakkında da soruşturma yürütülüyor. Ancak Rudy Giuliani henüz suçlanmış değil, sadece hakkında soruşturma var. Rudy Giuliani hakkındaki suçlamaları reddediyor. Bununla birlikte önümüzdeki günlerle soruşturmanın gideceği yöne göre Rudy Giuliani hakkında da suçlamalar yöneltilebilir. Özellikle Ukrayna politikasında Amerikan yönetimi dışında gölge bir politika yürütmekle suçlanıyor. Eski başkanın Joe Biden ve oğlu ile ilgili Ukrayna'nın soruşturması açması için Kiev'e baskı yaptığı belirtilen isim Rudy Giuliani. Sadece Biden'larla ilgili değil, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahil olup olmadığıyla ilgili de soruşturma açılması için Kiev'e baskı yaptığı iddia edilen isim Rudy Giuliani ki bütün Amerika'daki istihbarat servisleri 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahil olduğu konusunda hemfikirdi. Bu arada bütün bu azil soruşturmasını başlatan
25 Temmuz tarihli telefonun diğer ucundaki isim Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de açıklamalar var. Onu da hatırlatalım. Zelenski Amerikan Time dergisiyle Avrupa'da 3 medya kuruluşuna konuştu. Özellikle aziz soruşturması çerçevesinde bir şeye karşılık bir şey ifadesi ki bu aziz soruşturması çerçevesinde oldukça sık kullanılmıştı. Başkan Donald Trump'la bu anlayışta bir telefon konuşması yaptığını düşünmediğini kaydetti Zelenski. Bununla birlikte Trump yönetimine eleştirileri de vardı diyebiliriz. Eğer siz stratejik bir ortaksanız ülkeye yardımı, Ukrayna'yı kendi ülkesini kastediyor, ülkeye yardımı engelleyemezsiniz ifadesini kullandı. Bu tamamen adil olmakla, adaletli olmakla bir konu bir ilgili dedi. Bir şeye karşı bir şey değil ifadesini kullandı. Zelenski özellikle aziz soruşturması çerçevesinde Ukrayna'nın yolsuzluğa bulaşmış bir ülke, Ukrayna ile ilgili yolsuzluğa bulaşmış ülke ifadelerinin oldukça sık kullanılmasından da rahatsızlığını dile getirdi. Eğer bu cümleleri çok sık kullanırsanız bu dış ülkelere dedi, yabancı ülkelere dedi, kötü bir işaret olur dedi. Zelenski'ye Putin'e güvenip güvenilmediği soruldu Rusya Cumhurbaşkanı'na ki Putin'le 9 Aralık'ta görüşmesi muhtemel Zelenski'nin. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar sorunu var. İşte bu konuyla ilgili Putin'le görüşecek. Zelenski buna genel bir cevap verdi. Kimseye güvenmiyorum ifadesini kullandı. Bu cevap da önemliydi diyebiliriz. Hemen hatırlatayım, Ukrayna aziz soruşturması işte Ukrayna Devlet Başkanı'nın Başkan Donald Trump'la 25 Temmuz tarihinde yaptığı telefon konuşmasına dayanıyor. O telefon konuşmasında Başkan Donald Trump'ın Biden'larla ilgili soruşturma konusunu Zelenski ile gündeme getirdiği dikkat çekmiş ve bu da şikayet konusu olmuştu. Başkan Donald Trump'ın kendi kişisel çıkarı uğruna Kongre'nin kabul ettiği bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık yardımı askıya aldı ve bu soruşturmaya bağladığı iddiası üzerine aziz soruşturması başlatıldı diyebiliriz. İşte bu aziz soruşturması bu hafta önemli bir hafta, kritik bir hafta. Daha en azından birkaç hafta daha Amerika'nın en önemli gündem maddesi olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor Özlem. Serhan Akif Akyıldız aziz soruşturmasına ilişkin ayrıntıları aktardı. Teşekkürler Serhan. Şimdi Orta Doğu'ya uzanıyoruz. Hizbullah destekçileri hükümet karşıtı bir gösteriyi basınca Beyrut'ta geçen hafta çatışmalar yaşandı. Irak'ta ise yetkililer, Bağdat'ta göstericiler ve polis arasında devam eden çatışmalarda salı günü hükümet karşıtı bir göstericinin polis tarafından öldürüldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Uzmanlara göre bu ve bunun gibi kitle gösterileri artık yakın tarihteki benzerlerine göre daha uzun sürüyor ve daha şiddetli oluyor. Çeşitli ülkelerde gösteriler aylardır devam ediyor. Lübnan'da protestolar bugüne kadar daha çok barış yanlısı oldu. Ancak Lübnan halkı zaman zaman yaşanan çatışmaların bu konuda hassas geçmişi olan ülkede daha kalıcı şiddete neden olmasından endişeli. Irak'taysa 300'den fazla kişi gösteriler sırasında öldü ve binlerce kişi de yaralandı. Cezayirliler Şubat ayından beri her hafta protesto gösterileri düzenliyor. Gösteriler sırasında tutuklamalar oldu. Ancak bu ülkelerin hiçbiri protestocuların istediği köklü değişiklikleri yapmaya yakın görünmüyor. Orta Doğu'da göstericilerin istekleri benzer. Hedefte yolsuzluk, işsizlik ve yetersiz kamu hizmetleri var. Bu değişimi istiyorlar ve almadan da geri çekilmeyecekler. Öte yandan ekonomiler zor durumda ve Irak'la Lübnan'daki hükümetler yetersiz. Uzmanlar bu kitle gösterilerinin uzun vadeli etkisini öngöremeseler de kısa vadede kargaşa içindeki ülkelerin yoksullaştığı ve istikrarsızlaştığı uyarısında bulunuyor. Bugün güveni sağlamak için gereken yeni bir hükümet kurmak, uzmanlardan ve güvenilir kişilerden oluşan bir hükümet şart. Göstericiler hükümetlerin yanıt vermekte yetersiz kaldığı bu kitle gösterilerini tetikleyen unsurların hayal kırıklığı, umut ve öfke olduğunu söylüyor. Görünen o ki artan şiddet protestoları sona erdirmiyor, aksine göstericileri mücadele etmeye daha kararlı hale getiriyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington.
Basın özetlerinde haftanın ilk gazetesi ise New York Times, İran'da 40 yıl önceki İslam devriminden bu yana yaşanan en kanlı siyasi çalkantılarda en az 18 kişinin öldüğünü, ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini yazıyor. Habere göre 2 hafta önce benzin fiyatlarına %50'nin üzerinde zam yapılması sonrasında 72 saat içinde patlak veren protestolar büyük küçük birçok kentte hükümetin ve liderlerin devrilmesi çağrılarıyla giderek büyüdü. Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri yaşları 19 ila 26 arasında değişen çoğu işsiz genç erkek protestocunun üzerine ateş açtı. Gazete benzin fiyatlarına zam yapıldığının açıklandığı 15 Kasım'dan sonra patlak veren protestolarda 180 ila 450 kişinin ölmüş, 2000 kişinin ise yaralanmış olabileceğini kaydediyor. Son olaylar İranlıların ülkenin liderlerine yönelik memnuniyetsizliğinin dışa vurma olmasının yanı sıra karşı karşıya olunan ciddi ekonomik ve siyasi meselelerin bir yansıması olarak algılanıyor. Trump yönetiminin uyguladığı yıkıcı ekonomik yaptırımlar ve istikrarsızlığın giderek arttığı Orta Doğu'da komşu ülkelerin İran'a duyduğu öfke bu meselelerin başında geliyor. Ulusal çaplı sosyal çalkantıların büyük bölümünün işçi sınıfı nüfusunun yoğun olduğu düşük gelirli mahalle ve kentlerde patlak verdiği ise dikkatlerden kaçmıyor. İranlıların büyük çoğunluğunun öfkesinin hedefi ise ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney. New York Times bugün ayrıca Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililerin Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika ile vardığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylayıp onaylamayacağına ilişkin bir değerlendirmeye yer veriyor. Trump yönetiminin bir yıl önce Kanada ve Meksika ile yaptığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı gerekiyor. Demokratlarsa aziz sürecinin tam ortasında Başkan Trump'a bir zafer hediye etmekle şimdiye kadar varılan en ilerici ticaret anlaşmalarından birine sırt çevirmek arasında bir karar vermek zorunda. Trump yönetimiyle önümüzdeki günlerde el sıkışmak demokratlara tabanı heyecanlandıran ticaret konusunda somut bir kazanım getirebilir. Kongrede Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na evet demek, ayrıca demokratların uzun süredir işçilere değil şirketlere öncelik tanımakla eleştirdiği ticaret anlaşmasında yapılacak değişiklikleri garantilemesi ve gelecekte yapılacak anlaşmaların da temelini atması anlamına gelebilir. Washington Post'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin geniş çaplı reform çağrılarının yapıldığı protestolardan sonra istifa etmesinin ülkede yeni bir siyasi krizin temelini attığını yazıyor. Habere göre Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce protestocu yeni seçim yasalarının getirilmesini talep ediyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir insan hakları yetkilisine göre Amerika'nın Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından bu yana ülkedeki siyasi düzene yönelik en ciddi tehdit niteliği taşıyan çalkantılarda 430'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Abdülmehdi parlamentoda aylar süren siyasi çekişmelerden sonra başbakan olarak atanmıştı. Uzmanlar ve siyasetçilere göre Abdülmehdi'nin istifası ülkede gerçek değişimi sağlamaya başlamak için bir fırsat sayılabilir. Abdülmehdi 24 saat içinde en az 45 göstericinin güvenlik güçleri tarafından farklı kentlerde öldürüldüğü ayaklanmaların başlaması üzerine Cuma günü istifa kararını açıklamıştı. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi 30 Eylül'de sona eren 2019 mali yılında 833 bin kişiye vatandaşlık verdi. Bu son 11 yılda kaydedilen en yüksek sayı. Vatandaşlık ve göçmenlik hizmetleri bu yıl ABD vatandaşı olmaya hak kazanan 833 bin kişiden 60'ı için Washington'daki Smithsonian Amerikan Kızılderilileri Ulusal Müzesi'nde özel bir vatandaşlık töreni düzenledi. Amerika'nın sesi 51 farklı ülkeden gelen ve bağlılık yemini ederek vatandaş olan göçmenlerle konuştu. Sol elinde Amerikan bayrağı taşıyan grup sağ elini havaya kaldırdı, kalbinin üzerine koydu ve ABD'ye bağlılık yemin etti. Dünyanın en harika ülkelerinden birinin vatandaşı olmanın ve bu ülkeye hizmet edebilmenin anlamı çok büyük. Bu tören 51 farklı ülkeden gelen bu 60 kişi için ABD vatandaşı olmanın son aşaması gibi görünse de aslında hayatlarında yeni bir sayfa açıldı. Çok duygusal bir an ve bence bu herkesin sahip olamayacağı bir ayrıcalık. ABD vatandaşlığı birçok ayrıcalık sunuyor. Bunlar arasında aile üyelerini Amerika'ya getirebilmek, hükümet kurumlarında çalışabilmek ve seçimlerde aday olabilmek de var. Bazılarını en çok heyecanlandıransa
önümüzdeki başkanlık seçimlerinde oy verebilecek olmaları. Vatandaşlığımı aldım ve en heyecanlı yanı gelecek yıl oy verebilecek olmam. Oy verebilecek olmam harika. Trump yönetiminin göçmenlik alanında ciddi bütçe kesintileri önermesine ve 2020'de kabul edilecek mülteci sayısını 18 binle sınırlamasına rağmen ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesi 2019 mali yılında 833 bin kişiye vatandaşlık verdi. Bu son 11 yılda kaydedilen en yüksek sayı. Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin Washington Müdür Vekili Sarah Taylor, vatandaşlığa geçenlerin sayısındaki bu artışın önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere bağlı olabileceğini söylüyor. Her başkanlık seçiminden önce vatandaşlığa geçenlerin sayısında sıçrama olur. Bu sayı son birkaç yıldır yüksekti ve öyle kalacağını tahmin ediyoruz. Afganistan ve Yemen gibi ülkelerden gelen ve ABD vatandaşlığı alanlar, fırsatlar ülkesi kabul edilen Amerika'nın kendilerine ve ailelerine daha parlak bir gelecek sunacağına inanıyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Teknoloji geliştikçe kullanıcılar siber saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor. Emniyet müdürlükleri, hastaneler, üniversiteler ve iş yerleri, kısacası her yer risk altında. Los Angeles kenti bu sorunla mücadelede etkili bir yol bulmuşa benziyor. Kent belediyesi siber saldırılarla ilgili önemli bilgilerin paylaşıldığı bir siber laboratuvar oluşturmuş. Şimdi kameralarımızı Los Angeles'a çeviriyoruz. Los Angeles'ta bir hastane 2016'da siber saldırı yüzünden bilgisayar sistemlerine erişimi kaybetti. Hastane bilgisayar korsanlarına 17 bin dolar değerinde Bitcoin ödemek zorunda kaldı. Benzer siber saldırılar Amerika'nın her yerinde yaşanıyor. Los Angeles Belediyesi bu tip tehditlere karşı 500'ün üzerinde iş yeri, hastane ve devlet kurumunun siber tehditlerle ilgili bilgi paylaştığı siber laboratuvarı kurdu. Herkesin gerçek veya gerçeğe yakın zamanlı bütün tehditleri ve bu tehditlere karşı yaptıkları bütün savunmaları paylaştıkları bir platform oluşturmak istedik. Siber saldırıya uğrayan firmalar bu bilgiyi paylaşmakta isteksiz davranabiliyor. Çünkü hacklenmiş olmak işlerini kötü etkiliyor. Gerçek veya gerçeğe yakın zamanlı bütün tehditlerin ve bu tehditlere karşı yapılan bütün savunmaların paylaşıldığı bir ortam oluşturarak kötü niyetli kişileri yenme şansımızı arttırmak istedik. Los Angeles Siber Laboratuvarı, tehdit olduğunu düşündüğünüz bir e-postayı paylaşabileceğiniz bir uygulamayı da test ediyor. Bilgisayar veri tabanını kontrol ediyor ve birkaç dakika içinde size e-postanın kritik, yani saldırı içerikli olup olmadığını veya temkinli davranmanızı gerektiren bir spam olup olmadığını söylüyor. İyiler kendi aralarında ne kadar bilgi ve önlem paylaşırlarsa kötülerin işi o kadar zorlaşır. Siber laboratuvar paylaşım kapasitesini daha da iyileştirmek için federal hükümetten 3 milyon dolar yardım almış. Geliştirilen modelin diğer kentlerde de uygulanması hedefleniyor. Başka ülkelerden şehir belediyeleri de benzer bir program oluşturmak için Los Angeles'tan yardım istemiş. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Kaya tırmanışının her türü zordur, ancak özellikle zor olan bir türü var ki o da dar tırmanış. Bu tırmanışta kişi kayaya elinin sığabileceği, ancak bacaklarının ve vücudunun üst kısmının sığamayacağı genişlikteki bir çatlaktan zirveye ulaşmaya çalışıyor. Bu da tırmanışçıyı çok yoran bir çaba. Amerika'nın Sesi bu alandaki ilk kadın kaya tırmanışçısı Pamela Peck'le neden bu sporu seçtiğini konuştu. Dünyanın en tehlikeli sporlarından birine gönül veren Pamela Peck'e göre kaya tırmanmada başarılı olabilmenin yolu fiziksel kapasiteye sahip olmanın da ötesinde kendine inanmak ve güvenmekten geçiyor. Peck kendini bu alanla öylesine özdeşleştirmiş ki bunun için doğduğuna inanıyor. Profesyonel kaya tırmanışçısı Pamela Peck'in en sevdiği yer devasa kum taşı kayalıklarına sahip olan Utah eyaleti. Bu kayaların arasındaki çatlaklara tırmanan ilk kişi de Peck. O yüzden de kendisini adeta bir kaşif gibi hissediyor. Pamela Peck geleneksel tarzda tırmanıyor. Bu da çatlağın arasına yerleştirilmek üzere tasarlanan belirli teçhizatları kullanmasını gerektiriyor. Böylece düşme tehlikesi geçirdiği anda bu aletler onu yakalıyor ve düşmesini engelliyor. Bu aletleri ne zaman yerleştireceğine ya da yerleştirip yerleştirmeyeceğine karar vermek, düşme ihtimalinin ne kadar olduğunu düşünmek
tırmanırken ona daha da heyecan veriyor. Being a professional rock climber as a woman is. Bir kadın olarak kaya tırmanışçısı olmak nispeten yeni bir durum. Ben bu tarz tırmanmaya 2010 yılında başladım. Kendini kayaların arasındaki çatlaklardan tırmanmaya adamış ilk kadınım. Ve çok fazla tepkiyle karşılaştım. Her şeyimle eleştirildim. Saçımı açtığım için eleştirildim. Tırmanırken giydiklerim yüzünden eleştirildim. Ancak nihayetinde bu eleştirilerin hepsi bana tırmanmayı daha çok sevdirdi. Pamela pek çok sevdiği bu spor uğruna iki kez çok ciddi kaza atlatmış. Tırmanırken düşen pek, böbrek ameliyatı geçirmiş, bir diğerinde ise belini sakatlamış. Bu çok tehlikeli bir spor. Kaburgalarım kırık olmasına ya da yaralı olmama rağmen tırmandım. Bu benim için belki de bir meditasyon biçimi. Ben acılarımı arka plana itiyor ve tırmanıyorum. Kendime ancak tırmanışı tamamladıktan sonra acılarımı hissetmek için izin veriyorum. Fiziksel açıdan acımasız olarak nitelendirilen bu spor dalının tarih boyunca hep fazla popüler olmadığını dile getiren Pamela Peck, buna karşın yeni rotalar bulabilmeye ve yeni teknikler geliştirmeye çok açık olan bu alanın teknik anlamda mükemmel bir stili ve sanatsal bir tarzı olduğunu düşünüyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde, sosyal medya paylaşımlarımız Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarımızda. Hafta içi her gün Amerika ve dünya gündeminden öne çıkan haberlerle bu ekranda olacağız. Hoşçakalın.